Merhaba arkadaşlar. Fikir sepeti örgü kanalıma hoş geldiniz. Yine bir yelek çalışmamız var. Yelek modeli çalışmamız var. Orta kalınlıkta bir iple hep beraber çalışacağız arkadaşlar. Burada hazırlığımı yaptım ben. Örneğim çok güzel. Harika bir örnek gerçekten. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi kamera arkasında örmüş olduğum örneğime geçmek istiyorum. Örneğin bakın bu şekilde harika bir örnek. Üç boyutlu böyle kabarık duran çok güzel bir örnek. Örmesi de gerçekten o kadar basit ki anlatamam. Çok çabuk bir şekilde öreceksiniz arkadaşlar. Çok çabuk ilerleyen bir örnek. Burada ben angora ile çalıştım. Simli bir angora ile çalıştım. Normal lastikle çalıştım ki arkadaşlar yerekte hırkada nasıl duruyor görmeniz için. Örneğimiz onun katlarından oluşuyor. Onun katları artı bir ilmek atmamız lazım. Artı birer tane de kenar ilmeği atmamız yeterli. Burada ben 33 ilmek attım. Onun katlarında 3 artı bir tane daha 31 artı birer tane de kenar ilmeği ile toplamda 33 tane ilmeğimi buraya attım. Şimdi örneğimize geçelim hemen. Örneğimizin arkadaşlar bir sıra ilmeklerimi attığım bir sıra haroşa ördüm geldim ben şimdi örneğimin ön yüzündeyim örneğimin ön yüzünde kenar ilmeğimi aldım ve devamında dört tane ters ilmek örüyorum 2 3 4 kenar ilmeğimle beraber beş tane ters ilmeğim oluştu burada önümdeki üç tane ilmeğin üçünü birden topluyorum bu şekilde düz örerek arkadaşlar içinden bir ilmek çıkarttım bir doladım bir ilmek daha çıkardım içinden toplamda 3 ilmeğin içinden 3 tane düz ilmek çıkarttım şimdi ipimi benden tarafa aldım iki örneğin arasında 7 tane ters örüyorum 2 3 4 5 6 7 İki örneğin arasında 7 tane ters ördüm. Şimdi tekrar ikinci örneğimi kuruyorum. İpim arka tarafta 3 ilmeği birden topluyorum. 3'ün içinden bir ilmek çıkarttım, bir doladım, 2. Bir ilmek daha çıkarttım, 3. Toplamda 3 ilmeğin içinden 3 tane düz ilmek çıkarttım. İkinci örneğimi de kurdum. Tekrar arada 7 tane ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 Tekrar 3 ilmeğin içinden 3. örneğimi kuruyorum buradan. 3 ilmeğin içinden düz örerekten 3 tane ilmek çıkarttım. Ve kenarda toplamda 5 tane ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğim de dahil. Bu 5 ilmeğin hepsini de ters olarak ördüm. Birinci sıra ön yüzde örneğimi bu şekilde kurdum. İkinci sıra arka yüzdeyim. İkinci sıra arka yüzde bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar bütün arka yüzlerde. 5 tane düzüm var kenar ilmeğim dahil. Artırmış olduğum ilmeklerimi hepsini ters olarak örüyorum ki ön yüze düz çıkacak arkadaşlar. Bu 3 ilmeği ters. Arada 7 tane düz. Tekrar bu artış ilmeklerim ters. Örneğim o kadar basit ki örgüye yeni başlayan arkadaşlar bile rahatlıkla örebilir arkadaşlarım. Şimdi bu aradaki ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum. Arka yüzde artış ilmeklerim bunların üçü de ters. Kenarda beş tane düz ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğim de dahil. Bunları da örüp İkinci sıra arka yüzde örneğimi tamamladım. Şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi alıyorum ve yine terslerimi örmeye devam ediyorum. Bu sırada bir, iki, üç tane ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğim de dahil dört tane ters ilmeğim oldu. Burada bir tane ters ilmeğim kaldı. Örgümün düz çıkabilmesi için benim örüş şeklime göre öncelikle bu düz ilmekle ters ilmeğin yönünü değiştirdim sağdan sola bir kesim yaptım arkadaşlar. Bir tane doladım artırdım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bir tane daha doladım artırdım. Bu sefer soldan sağa bir kesim yapıyorum. Önemli olan şuradaki ilmeklerimizin düz çıkması. Arada 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi örneğimin yanında bir tane tersim kaldı. Benim örüş şeklime göre ilmeklerimin yönünü değiştirmem gerekiyor burada. Siz kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi soldan sağa bir kesim yaptım, doladım artırdım, bir tane düz ördüm, doladım artırdım. Şimdi de sağdan sola bir kesim yaptım. Örneğimizi burada genişletiyoruz. Düz ilmeklerimiz çoğalacak, terslerimiz azalacak. 5 tane tersimi örüyorum ortada. Burada yine ilmeklerimin yönünü değiştirdim. Öncelikle soldan sağ bir kesim, bir artış, bir düz, bir artış ve tekrar sağdan sola bir kesim yaptım. Kenarda kenar ilmeğimde dahil 4 tane ters ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım 3. sırada. 4. sıra arka yüzdeyiz. Yine burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Model ilmeklerimizin hepsi düz. Bu aradakiler arkadaşlar bu ara e, ilmeklerimiz düz. Ön yüzde ters ördüklerimiz. Bakın bu sırada 4 tane düz ördük. Model ilmeklerimizin hepsi ters. Artışlarımız da dahil hepsi ters bakın. 2 3 4 5. 5 ters ördük. Arada 5 tane düz örüyorum. Tekrar 5 tane ters. Buraları hızlıca geçiyorum. Model örneklerimizin hepsi ters. Aradaki ilmeklerimiz düz arka yüzde. Kenardaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. 4. sırayı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi 5. sıra ön yüzdeyim. 5. sıra ön yüzde yine kenar ilmeğimi alıyorum. Devamında 1 iki tane ters ilmek ördüm. Yani şuradaki düz ilmeğimin yanında bir ters ilmek kalana kadar. Yine ilmeklerimin yönünü değiştirdim. Hemen sağdan sola girerek, soldan sağa girerek bir kesim yaptım. Kesimden sonra bir tane doladım artırdım. Ortada 1 2 3 tane düzüm var. Tekrar doladım artırdım ve devamında hemen bir kesim daha yaptım sağdan sola. Şimdi ortada 3 tane ilmeğim kaldı. 3 ters ilmeğimi ördüm ve yine ilmekli e, örneğimizi genişletmeye devam ediyoruz. Burada öncelikle soldan sağ bir kesim bir doladım artırdım. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Bir doladım artırdım. Sağdan sola bir kesim daha yaptım. 1 2 üç tane ters ördüm. Yine örneğimi kuruyorum burada arkadaşlar. Özellikle 3 örnek üzerinden anlattım ki daha böyle anlaşılır, aradaki sayılar da belli olsun diye arkadaşlar, daha anlaşılır olsun istedim. Tekrar artırdım. Tekrar bir kesim yaptım. Kenar ilmeklerimi de ters olarak ördüm. Şöyle baktığımızda bakın düz ilmeklerimiz sürekli çoğalıyor. Terslerimiz azalıyor. Şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimi yine ben gördüğüm gibi örüp geleceğim. Düzleri düz örneklerimi de ters olarak örüp geliyorum. Yedinci sıra ön yüzdeyiz arkadaşlar. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tane tersim kaldı artık. Bir tane tersi ördüm. Bakın yine ilmeklerimin yönünü değiştirdim soldan sağa girerekten bir kesim yaptım. Hemen kesimden sonra artırdım. Ortada 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Tekrar artış yaptım. Bu sefer sağdan sola bir kesim yaptım. Şimdi ortada bir tane tersimiz kaldı. Bu bir tane tersi ördüm ve örneğimi burada devam ediyorum. Ortada bir tane ters kalana kadar arkadaşlar bu kesimlerimiz ve artışlarımız devam ediyor ortada ilk başladığımız 7 tane tersimizden bir tane ters kalana kadar artışlarımız kesimlerimiz devam ediyor bu ön yüzde örgümüzün son sırası doladım artırdım kesim yaptım kenarda artık iki tane tersim kaldı kenar ilmekleri. Şimdi 6. 7. sıra ön yüzde de örneğimizi bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Toplamda 3 tane artışımız olacak. 1 2 3 arkadaşlar. Örneğimizi tamamlandığımızda 3 tane burada ajurumuz oluşacak. 3 tane artışımız oluşacak. Şimdi son sıra artık arka yüzde de örneğimi örüp nasıl görüyorsam öyle örüp geliyorum. Bir örneğimizi tamamen kurduk arkadaşlar. Arka yüzden de ördük geldik. Şimdi burada örneğimiz birbirini tekrarlayan bir örnek zaten. Aynı şekilde birinci sırada ne yaptıysak tekrar kuruyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 kenar ilmeğimle beraber 5 tane ilmek örmüş oldum burada ters olarak. Önümdeki 3 ilmeği zaten bakın ortadaki ilmek şuraya denk gelecek arkadaşlar. Önümdeki 3 üç ilmeği üçünü birden düz olaraktan içinden bir ilmek çıkardım, doladım, artırdım. Bir ilmek daha çıkardım. Tekrar arada iki örneğin arasında 7 tane tersimiz var. 5 6 7. ters ilmeğimi ördüm. Tekrar buradaki 3 ilmeğin içinden düz olarak örüyorum. 3 ilmeğin içinden yine 3 tane ilmek çıkarıyorum. Bakın o kadar basit bir örnek ki gerçekten çok çabuk kolay bir şekilde öreceğiniz bir örnek arkadaşlar. Gerçekten çok da zevkli. 7 tane tersimiz ördük arada. Yine örneğimin tam ortasına geldim. Yine burada 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Ve kalan ilmeklerimi de burada kenarda 4 tane ters, 1 tane de kenar ilmeğim olmak üzere 5 tane ters ilmeğimi ördüm. Örneğin burada tekrarladım. Orta kalınlıktaki bir iple de gerçekten arkadaşlar harika turdu. Şuradan yakından bakalım. Angora'yla da çok zarif, çok güzel durdu gerçekten. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Fikir sepeti örgüyle kalın.